Hamdolsun abi, bunu da atlatacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Az önce Alişan'la Demet Akın'la Allah razı olsun. Yani çok şey yaptılar. Sizler hepiniz buradan. Birçok kişi var arayan eden. Tabii ki önemli olan şu da var. Bir de Kolpaçino camiası var. Instagram'dan bana yazıyor. Abi 1 TL param var, göndereceğim. IBAN'a atsana ha ha diye yazanlar da var. Yani var, bunu yazanlar da var. Olsun yani, yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Şu Bizim süreçte yapabileceğimiz bir şey var mı Sedat? Yani buradan duyuralım. Bizim istemem. Hayatım boyunca istemedim. Dün akşam beni Bülent abi utanmış arayamamış. Bülent Sertaş. o anlamda demedim. Sadece maddi değildir. Tabii ki yani belki buradan Bir şey söyleyeceğim işte. Bülent abi arayamamış. Menajeri aradı. Dedi ki Bülent abi, hani Bülent Bey utanıyor, arayamadı size dedi ama buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın falan, arkadaşları beraberler, halılar falan hepsi bizde, hazırladık, hazırdır diye. Hani mesela sonra aradım Bülent abi, abi dedim Allah razı olsun. Yani ne demek dedim ya, böyle düşünmem bile bizim için büyük şeydir, mutluluktur. Yani herkes bir yerden tutmaya çalışıyor. Allah razı olsun abi. Ben kimseden hiçbir şey istemem, istemem Sedat de. öz Ama cümle herkese teşekkür. düşündü de bu jesti yaptı mı? Bir dua edelim ona da. Allah razı olsun diyelim. Anlayamadım. Bunları düşündü de yaptı mı diyorum. Kim? Anlayamadım. Bülent Ben mi? Sertaş. Bülent Serdar Arkadaşlarım hazırmış bir diyor. aradaydı da Tabii abi, konuştum. tabii. Ne Hazırmış, dedi onu söylüyor. Bülent abi? Ne dedi biliyor musun? Kardeşim oturuyorduk, konuyu konuşuyorduk. Ben daha bir şey söylemeden arkadaşlarım, hepsi dedi iş adamları arkadaşlarım, abi bunu yapalım bunu yapalım, kendileri söyledi, hemen seni hani arattırdım kardeşim dedi. Bülent abi beni hep sevmiştir abi, hep sever, ben de Yani severim. Ben beyaz biraz eşyanı yaparım Bülent bayağı ya. Sertaş, beyaz eşya kısmını Ne lazımsa kardeşim diyor, daha elimizden geleni yani, sağ olsun Allah razı herkes olsun. herkes buradaydı yani, diyorum ya abi yani herkes arıyor. Buradan dalarım, unuturum böyle. Bizim arkasını topladığımız bazı beş para etmezler de yani bir geçmiş olsun bile dememiş insanlar var. Neyse. Yani Allah. Sedat kafanı takmayacaksın. İşte böyle kötü günler dostu da düşmanı da çok net ortaya çıkarır. Yani turnusol kağıdı gibidir. Yani ortaya net bir fotoğraf çıkar. Bu çok daha iyidir. Yani Allah beterinde saklasın. İşte sınav bu. Bize yetiyor vallahi, bak bana gerçekten insan ekmişim abi hayatım boyunca. Ne çok sevenim varmış Sedat. Bunu anladım belki de. Herkesten bak yemin ediyorum yani, o hiç korkum yok biliyor musunuz? İlk gün hani o tabii üzülüyorsunuz. Evin yanmış, her Tabii. şey yanmış ve ciddi 12 aydır çalışamayan, ciddi borcun içinde oluyorsun bilmem ne. Bir anda kafanda her şey film şeridi gibi geçiyor. Nereden başlayacağım? Nasıl başlayacağım? İnanır mısınız? Bugün sabah kalktım. Şükür namazıyla böyle. Sana şükürler olsun Allah'ım dedim. Bana ailemi bağışladın. Rabbim bana yine onları bağışladı önce. Şükrederek güne başladım ve öyle bir mesaj paylaştım sonra da. Herkes bir yerden tutuyor abi. Bana belki de hiçbir şey yaptırmayacaklar. Herkes bir yerden Evet. tutuyor. Çocukların psikolojisi Sıracın nasıl Sedat? arabası yandı mı? Yandı abi. Yandı. Araba yürüteci. O yürüteci mesela çok pahalı bir şeydi. Mesela hiç tanımadığım, daha da önceden aslında bir menajerlik yapan bir hanımefendi bana Antalya'dan yazdı. Arabasını dedi, hani o yürütecini biz almak istiyoruz dedi. Dün arkadaşım geldi, onu bir götürdü. Ben bunu eğer yaptırabilirsem, böyle kullanabilirsek, ben de bedavadan bir şey sevmiyorum abi. Dedim ki yaptırmaya götürdüler, yaptırabilirse yaptıracaklar, kullanacağız hani çözebilirlerse. Ama çözemezlerse o zaman size söylerim dedim. Yani durduk yere kimseye bedavadan bir şey aldırmak iş değil çünkü abi. Allah razı olsun. Yani yardım edenden, destek verenden. Çok vardı abi. Sağ olsun. İyi günde, Ben kimse kötü günde bir ama herkes sınavdan geçiyoruz. bunların yapacağını biliyorum ben yani. Evet. Acun Yani aradı bu mı sınav Sedat? sadece senin değil, dostlarının da sınavı oluyor. Acun Evet. aradı mı? Ya Acun abinin bence haberi yoktur. Haberi Dominik'le yoktur. Evet. bir kayıtsız kalmaz. Acun abinin bende yeri çok başka. Çünkü çok severim. Yani adamdır, güzel insandır. Ben Acun abiyi çok severim. Benim bende yeri başkadır. Şu Bence an bilmiyordur o. kesinlikle duymamıştır. Yoksa Evet. Acun abi aramayacak bir insan asla değil yani. Ona asla gönül koymayacağım. Belki de en başta gelen insanlardan birisidir Hayır, Acun. şu anlamda söyledim. O mutlaka senin bu sürecinde yanında olup destek olacaktır. O anlamda da çok duyarlıdır. Mutlaka en kısa zamanda ulaştıracaklar ona. Yani ben hiçbir şey hani söylemedim. Haberi olmadığından
yani olmadığını düşünüyorum. Ya Acun yapan özellik de o zaten. Tabii duyarlıdır bu anlamda. Vefa, yani vefalıdır. Yolunda kesişen, yürüdüğü bütün insanlara el kol destek dokunur, hep dokundu. Kesinlikle Acun abinin haberi olmadığından eminim. Bir tek Acun bile yeter sana bu anlamda. Çok doğru. Ama ben hiçbir şey hayatım boyunca dedim ya istemedim, isteyemem kimseden ama yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki ararsa, tabii ki o bana güç bile, bana sadece telefon açıp Sedat iyi misin demesi bile bize güç bunlar. Yani aramanız, bunların hepsi bize güç veriyor. Neden yanımızda olduğunuzu hissediyoruz. Bunları bilmek çok güzel. Yani Cengiz abi, Latif abi o gün sabahtan akşama kadar yanımdaydı. Sinem Yıldız ayrılmadı yanımdan. Koşturuyor, uğraşıyor. Helal olsun. Kurtoğlu aradı, oğlum rahat ol dedi. Biz varız, biz yine olacağız dedi. Yani Allah bilir. Yine biri arıyor yardım. Telefonlar nasıl çalıyor? Evet, sürekli çalıyor telefonlar. Bu da senin ne kadar çok insan biriktirdiğini gösteriyor Sedat. Yani hayatımızda evet gerçek olan Seher Hanım bence insan biriktirmekmiş. Yani bunu Ay abi en iyi bilir. Çünkü abi insan biriktirdiği kadar insanların çok hani böyle darbesini yemiş de insan olduğu için bizim büyüğümüz insanlık yaptığı insanlardan bile ne darbeler yemiş olan insan olduğu için tabii ki kara defter temiz. Ha şöyle, yapan iyi yapmayan kötü değil ama şu günde aramak bile benim için o kadar büyük önemli ki, çünkü arayan herkes güç veriyor. Yani biz varız demesi bizi beni ayağa kaldırdı zaten işte. Bak ayakta dimdik, yine ayaktayım ben ya. Aslan gibi yine çalışıp her şeyimi de yapacağım yani. Biz hatta oraya gelip oradan yapacaktık ama o kalabalıkta, o senin uğraşında ve telaşında gelip de ayak bağı olmak istemedik açıkçası. O yüzden de evet. Yani size de çok zor olurdu gerçekten. Hani çok oluyor sağ olsunlar. Ben yine buradayım. Sabah erken kalkıp geliyorum. Yine de hani evin başında durmak istiyorsun. Olmak istiyorsun. Buradan çıkartabileceğim bir şey yok. Ben şimdi düşünüyorum. Bu kıyafetlerin, eşimin birçok kıyafetleri sıcaktan erimiş. Yani böyle insanlar diyor ki aa kıyafetler duruyor orada diyor. Sıcaktan erimiş, büzülmüş. Onların hani bir daha kullanılma şansı yok. Benim odamda, benim o içeride olanlardan kullanılabileceklerim var. O İz temizlenmesi bile o kadar zor ki ben bunu kuru temizleme versem sırf 15-20 milyar onlar tutar çünkü. Yıllarca da geçmiyor ya, o koku. Ya bu pandemide gördük ki kıyafetin hiçbir önemi yok. İki eşofman takımı yetiyor ya. Allah hepsi boş. Hepimiz boş. Çocukların psikolojisi nasıl Sedat? Çocukların durumu nasıl? Psikolojisi durumu? Korkmuşlardır mutlaka. İlaç çok fazla algılamadığı için sadece o gün hırçınlığı vardı. Bizim ağlama seslerimizi duydukça tabii uzaklaştırdık onu ama uyuyamıyor. Yağız benle uyuyor. Gece çok sıçrıyor. Uyanıyor. Baba diyor. Baba şey sanki diyor böyle yangın sesi geliyor gibi oluyor diyor. Yani Yağız biraz şey. Yağız atlatamıyor. Yani şu anda eşim kötü. Bir o sıçrıyor. Bir o sıçrıyor. Yani Yağız yanımda yatıyor. Eşim de hemen diğer böyle yanı başımızda yatakta yatıyor. Yani korkuyorlar. Korkuları var tabii ki şu anda. Çok ciddi. Sağ salim kurtuldular. Öteki tarafta psikolojisini de atlatırlar umarım. Çok çok geçmiş olsun. Allah insan biriktirmeye, dost biriktirmeye devam ettirsin sana. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Yayınımıza katıldığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllar olmak çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum ilginize. Ellerinden öpüyorum Ali abi. Seher Hanım görüşürüz. Canımsın ya. Bu arada bu sıkıntıların mutlaka Rabbimin verdiği çok güzel ödüller vardır. Bunu da seninle paylaşırız. En kısa zamanda bu sıkıntıların ödüllerini bir an önce getirsin Rabbim sana. Cama inanıyorum ben. Allah bana çok güzel kapılar açacak ki bana bu kadar ilgisi var ki oğlum bakalım yani Sedat bu sınavdan da çıkacak mı? Tabii ki çıkacağım. Ben bir tek teslimiyetim Rabbim yani. Rabbim bana ondan gelen evlatlarım aileme gelmedi. Hamdolsun ona. Binlerce kere hamdolsun. Bu arada Acun abinin aslında şöyle kulağını çınlattım. Çekim yapıyorlardı. Birisi şey de yaptı. Survivor'ın şeyi vardı. Aldım oradan hani Survivor'ın kupası var ya o duruyordu. Birinin dikkatini çekti çekimde. Dedi ki Survivor kupası diyor islenmiş ama duruyor. Yani gerçekten güzel şeyler olacak inanıyorum. Evet mutlaka. İşte. Çok geçmiş olsun. Her zaman yanındayız Sedat. Sağ olun. Tamam. Çok.